Tabii altın fiyatları tamamen dolara, daha doğrusu döviz endeksli bir unsur. Türkiye'de döviz fiyatları arttıkça otomatikman da altın fiyatları da artıyor. Ons bedeli çünkü dünya borsalarında dolarla ölçülüyor. Doların fiyatının artışı ya da eksilişi otomatik olarak altının da fiyatının iniş ve çıkışını etkiliyor. Türkiye'deki altının en büyük unsuru söylediğimiz gibi döviz. Ancak bunun dışında jeopolitik nedenler var. Dünya borsalarında altının etkilenmesi var. Yani ons fiyatının borsalardaki değer artışı ya da düşüşü var. Onlarda da şu anda ortam çok gergin biliyorsunuz. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşının verdiği etkiler, enerji alanındaki soğuk savaşlar, Orta Doğu'daki karışıklıklar. Dolayısıyla da altının anlık iniş ve çıkışlarına olsunun neden oluyor. Bu yüzden bu iki unsura dikkat etmek lazım. Ama altın hiçbir zaman, şöyle tarihe dönüp de geriye baktığınız zaman TL bazında hiçbir zaman kısa vadede, uzun vadede düşmez. Kısa vadede anlık iniş çıkışlar olabilir. Ama uzun vadede bekletme imkanınız varsa altından her zaman kar edersiniz, hiçbir zaman zarar etmezsiniz. Onun için en güvenli liman şu anda altın olarak gözüküyor. Dünya da böyle yapıyor. Dünya devletleri de böyle yapıyor. Mümkün olduğu kadar altın stoklarını merkez bankalarında çoğaltmaya çalışıyorlar. Onun için ben vatandaşlarımızın yatırımda birinci tercih olarak altını ön sıraya koyacaklarından hiçbir şüphem yok. Doğru da bir hareket yapıyorlar şu an. Bu konuda Diyarbakır'ın ciddi çalışmaları var. Diyarbakır Oda Başkanımız da yeni bir başkanımız. İlgili, meraklı. Bu konuda da ciddi çalışmaları var. Özellikle art niyette gelişmişliğiyle hem havaalanının seferlerinin çok olmasıyla. Ya bu tip yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığımız zaten belirleyecektir yani. Altınlar iç piyasaya satılıyor. Bu çeyrek altın, yarım altın, atalira, reşat altın gibi bahsettiğimiz altınlar bunlar. Özellikle bunlarla ilgili depolama alanlarının olması lazım. Çoğu yerlerde rafineriler kuruldu. Mesela Ankara'da da yeni bir rafinerimiz kuruldu. Tescil aşamasında şu anda. Diğer illerimiz de kuruyor. Aslında ürüne ulaşım zorlaşıyor. O yüzden darphanenin belli bir bölgelerde bunları stoklayıp o stokları sürekli takip edip üretimini hızlandırması lazım. Talebi bir düzenlememiz lazım. İç piyasadaki üretimi bir planlamamız lazım. Dolayısıyla yurt dışı kotalarında zaten